Binti Jua isimli gorilin verdiği büyük insanlık dersi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde bulunan Brookfield Hayvanat Bahçesi'nde 16 Ağustos 1996 tarihinde çok ilginç bir olay yaşandı. 3 yaşındaki bir çocuk 7 metre yükseklikten gorillerin yaşadığı alana düştü. Bu duruma şahit olan tüm insanlar büyük bir korkuya kapıldı. Çünkü böyle durumlarda sonucun ne olacağını kestirmek pek mümkün değildir. Zira hayvanat bahçelerinde hayatını kaybetmiş ve yaralanmış çok fazla sayıda insan var. Goriller de oldukça iri, güçlü ve zaman zaman tehlikeli olabilen canlılardır. 3 yaşındaki bu çocuk da düştüğünde bir eli kırılmış ve yüzünün bir kısmı yaralanmıştı. Bu sırada 8 yaşındaki Binti Jua adlı goril çocuğun yanına yaklaştı. İnsanlar bir yandan bağırıyor, diğer yandan da az sonra çok kötü bir olaya şahit olacaklarını düşünüyorlardı. Fakat çok ilginç bir olay gerçekleşti. Binti Jua bu küçük çocuğun yanına gelerek önce onu diğer gorillere karşı korudu. Daha sonra kendi yavrularını tuttuğu gibi kolunun altına alarak güvenli bir yere götürdü. Ardından da çocuğu sallamaya ve kendine getirmeye çalıştı. Alt kattaki bölmede vardiya kapısı açılınca Binti Jua çocuğu hayvanat bahçesi bakıcılarına teslim etti. Hatta teslim ederken sevgisini belli etmek istercesine bir iki kere çocuğun sırtını sıvazladı. Çocuk ise hemen hastaneye yatırıldı ve 4. günün sonunda taburcu edildi. Bu olay medyada büyük yankı bulunca Binti Jua ünlü oldu. Birçok insan onu görmeye geldi. Binti Jua ödül olarak özgürlüğüne tabii ki kavuşamadı. Hayvanat bahçesinde kalmaya devam etti. Sonuç olarak birçok insan onu görmeye geliyor. Ziyaretçilerle dolup taşıyordu hayvanat bahçesi. Nitekim böyle fırsatlar her zaman gelmez. Hayvanat bahçesi de bu fırsatı değerlendirmişti. Binti Jua'ya daha fazla yemek verilip daha iyi bakıldı. Ama bunlar bir kenara, asıl önemli olan Binti Jua'nın insanlara unutulmayacak bir ders vermesiydi. Onu doğasından alıp hayvanat bahçesine hapseden insanlık bu olaya şahit olmuştu. Empati, yani kendini başkasının yerine koyma, ötekinin acısını hissetme. Duygular yalnızca insanlara değil, aynı zamanda hayvanlara da özgü bir durumdur. Araştırmalar bunu göstermişti. Bir yanda empati yapan hayvanlar, diğer yanda onları hapseden, üzerinde deneyler yapan, onlara zulmeden ama empati yapamayan insanlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.